Akif Beki, Karar Gazetesi. AK Parti nasıl mı hala bu oylarda? Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı bir bildiri yayınlandı. Türkiye 100 yılı için yolumuza devam diye bitiyor. Muhalefete laf sokuşturmalarla, ayar çekmelerle dolu bir metin. İnsan kaçakçılığı, göçmen, terör, kara para ve uyuşturucu gibi suçlarla mücadelede iktidarın siyasi yaklaşımını eleştirenlere verip veriştiriyor. Kanun dili, devlet dili, kurum dili, memur dili değil kullandı. Soylu dönemine kadar emniyetten beklenmeyecek, eşine, menendine rastlanmayan, görülmemiş bir dil. Benzetilse eski genelkurmayın siyasi bildirilerine benzetilebilir. Kayıtsız kalamadığım için Twitter'dan bu metni yadırgayan bir yorum paylaştım. Şöyle yazdım. Eski AK Parti olsa polisi siyasi muhalefete laf yetiştirmekten men eder, teşvik ve memur etmezdi. Siyaseti siyasetçilere bırakmaları için uyarırdı. Muhtırayla müdahale heveslilerine de siyasete karışmaya çok meraklılarsa üniformalarını çıkarmalarını söylerdi. Nereden nereye? Ben iktidara söyledim, ses nereden gelsin isterseniz? Hayır, iktidar destekçilerinden gelmedi. Muhalif kisveli birkaç hesaptan geldi tepki. AK Parti hep aynıymış, hiç değişmemiş, eskisi yenisi yokmuş. Niye eski AK Parti buna izin vermezdi diyormuşum. Eskiden maruz kaldığı yanlışları şimdi kendisi yapıyor imasıyla iktidarı eleştirmemden çok rahatsız oldular. İlk kez de olmuyorlar. Sanki hiç askeri muhtıra ve müdahalelere uğramamış AK Parti. Ayrımcılık, siyasi yasak ve kapatma davası görmemiş hiçbir döneminde. Yalandı, yaşanmamış mıydı bunlar? Üşenmeden altına mesaj döşendiler. Emniyet bildirisindeki dili, bunu yaptıran iktidarı, AK Parti'nin kendi geçmişini inkar ederek neye dönüştüğünü bıraktılar, benle uğraştılar. En terbiyeli tepkiyi seçip yalnız ona bir cevap verdim. Tepki şöyleydi. Akif Bey, siz de o değirmene çok su taşıdınız. Kendinizle yüzleştiniz mi hiç? Nereden nereye? Cevabımsa şu minvalde. AK Parti'nin maruz kaldığı muhtıra ve müdahalelere karşı çok su taşıdım. Pişman mı olmalıyım? Yoksa siz müdahale ve muhtıraları sırf AK Parti'ye karşı diye desteklemiş miydiniz? Öyleyse kendisiyle yüzleşmesi gereken ben miyim? Antidemokratik müdahalelere direndiği, demokrasiyi savunduğu dönemde bile AK Parti'nin karşısında yer almışlar. Yani antidemokratik tarafta. Bir de kalkmış, başından beri haklı olduklarını savunmuyorlar mı? Eskiden haksızlığa uğrarken de kusuru AK Parti'de bulmadığımız için sizi suçlamıyorlar mı? 20 yıldır geçmeyen hazımsızlıklarına, neye hizmet ettiklerini kavramaktan yoksun demokrasi bilinçlerine bakmadan hayretlere düşüyorlar sonra da. Allah Allah! Hukuk ve demokrasiden ekonomiye bunca kötüleşmeye rağmen AK Parti oyları acaba niye hala bu seviyede ki? Kendin pişir, kendin ye bülteni. İletişim Başkanlığı her salı haftanın yalanları bülteni çıkarıyor. Dün bir heyecanla baktım fakat o da ne? A Haber muhabirinin Londra'da Kılıçdaroğlu'na boca ettiği dezenformasyon alınmamış listeye. Dünkü yazımda buradan da ihbar etmiştim oysa. Gözlerinden mi kaçtı? İngiltere kara para aklamada gri listede birinci falan değildi. Ekonomisinin battığı, AB'nin dağıldıysa hayal ürünü bir uydurmaydı. Faizle borç para bulmak için Londra bankerleriyle görüşmeye gittiğini söyleyen de Kılıçdaroğlu'ndan başkası. Onu Bakan Nebati yapmıştı. Ama bunlar doğru ve gerçekmiş gibi haftanın yalanları arasına sokulmadı. Bir kısım medya kendi pişirip kendi yiyor epeydir. Sabah yazarı Barlas bile gayrete gelip İngiltere'de pahalılık ve parasızlıktan sosyal patlamalar yaşandığını yazdı. Aşağı çarşıda attıkları yalana, yukarı çarşıda kendileri inanıyor olabilir mi? Derken esas alınan resmi bilgiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Kılıçdaroğlu'na bir şöyle çıkıştı. Temiz para arıyormuş. Gittiği yer bizim ülkemiz dahil tüm dünyanın iliğini sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış oradan? Para. Sen ne yapıyorsun? Nerelere gittiğinin farkında mısın? İngiltere'ye, ABD'ye para aramaya Bakan Nebati de gitmiş ve %8'lik dolar faiziyle de bulmuştu. Ama o zaman kara para aklamıyorlardı. Dünyayı ve bizi sömürüyorlardı demek ki. Bir de böyle. Hesabını veremediği karanlık noktalar var. Yediği hamburgerden başka anlatacak bir şeyi yok.
Gazi Mustafa Kemal bu ülkeyi Düyun-u Umumiye'den biz de IMF görünümlü emperyalist kenelerden kurtardık. Düyun-u Umumiye'yi kuran Abdülhamit'ti. Osmanlı maliyesinin bağımsızlığını emperyalist kenelere o kaybetmiş oluyor bu durumda. Yalanı gösterip doğrusunu söyleyince taşlar yerli yerine oturuyor. Bakın, Kılıçdaroğlu varlık barışıyla kara para ve uyuşturucu çetelerini ülkeye çekti diye iktidarı suçlamıştı. Jandarma ve emniyet de varlık barışını kendileri çıkarmış gibi Kılıçdaroğlu'nu savcılığa vermişti. Dezenformasyon suçu işlediği iddiasıyla. Onlar dezenformasyonsa varlık barışının enformasyonu nerede? Dedikleri yalansa aslı doğrusu niye anlatılmıyor? Nerede bulunduğu sorulmadan kara paranın ülkeye girişi nasıl önleniyor mesela? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.